Öncelikle kişi bu hastalığı genital bölgesinde fark etmişse bunu arkadaş ortamında veya bir eczane ortamında fazla paylaşmadan mutlaka ilgili deri ve zührevi hastalıkları doktoruna başvurması gerekir. Nasıl anlayacak bunu? O bölgede bir akıntının, bir kokunun veya bir açık yaranın veya bir kabartının, ama bu kabartının bir iltihaplı olması, su kabarcığı şeklinde olması veya sert olması çok önemli değil. Bir süre devam ediyor olması tabii çok önemli. Bu belirtileri fark ettiği takdirde mutlaka ilgili uzman doktora başvurması gerekir. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanları bu konuda yeterli tecrübeye sahip hekimlerdir ve yasal olarak da zaten onların görevidir bu hastalıklarla, tedavisiyle de, bulaşıcılığıyla da, tanısıyla da uğraşmak. Tanısı için neler yaparız biz bu hastalıklarda? Hastalığın belirtisine göre, işte açık bir yaraysa bu hastalığın tekrarlayıp tekrarlamadığı, yaranın ilk kez mi olduğu veya daha önceleri de olup olmadığı, benzer belirtilerin vücudun başka bölgelerinde olup olmadığı, mutlaka çünkü bu yaralar bir cinsel temasla bulaşan hastalığa delalet etmeyecek. Başka hastalıklarda da bu belirtiler var. Bunların ayrımını yapmamız gerekir. Bunda hem klinik belirtiler, hem tecrübelerimiz, hem de çeşitli laboratuvar yöntemleri kullanıyoruz. Mikroskopla inceleme yöntemimiz olabiliyor, kan testlerimiz olabiliyor, biyopsi yapabiliyoruz. Bunun sonucunda bu hastalığı kişinin taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa aktif bir hastalık mı, bulaşıcılığı aktif midir bunu saptıyoruz ve buna göre de tedavi yöntemlerine geçiyoruz.